Merhaba, bu videomuzda özel profil üyelik adminini inceleyeceğiz. C2C PHP'de e-ticaret sitenizde mağazalar ve üyelerin kendi bilgilerini görebileceği özel profil admini bulunmaktadır. Hemen göz atalım. User Interface tarafına geliyoruz, yani arayüz tarafımıza geliyoruz. Üyelik girişi yaptıktan sonra üyelik girişinin hemen header kısmında profilin menüsünü tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi üyeye ait detayların olduğu sayfamız açıldı. Burada üyenin bireysel üye ya da kurumsal üye olduğunu açıklayan bilgi, kullanmış olduğu paketin bilgisi, profil güncelleme butonu, kapak görselini değiştirme butonu, ilan ekleme butonu olduğunu görebilirsiniz. Sol tarafta ise profilim, profil bilgilerim, paket satın al, mesajlarım, bildirimlerim, favori ilanlarım, İlanlarım, mağazalarım, siparişlerim ve geç satışların menüsünü görebilirsiniz. Profil bilgilerimi tıklayalım. Bu kısımda profil bilgilerini görebileceğiniz gibi aynı zamanda profil bilgilerini değiştirmek üzere detayların açıldığı kısma girebilirsiniz. Profil görseli değiştirme, kapak görseli değiştirme menüleri de buradadır. Geri geliyoruz. Paket satın al butonunu tıklıyorum. Burada üye sizin oluşturduğunuz paketlerden herhangi birisini satın alabilir. Paketlerin özellikleri ile ilgili detaylı bilgiler de alt kısımda yer almaktadır. Mesajlarımı tıklayalım. Kullanıcı bu kısımda kendisine gelen mesajları görüntüleyebilmektedir. Bildirimlerim. Kullanıcı yine bu kısımda kendisine gelen bildirimleri görüntüleyebilmektedir. Mesaj bildirimi olduğunu görebilirsiniz. Favori ilanlarım. Bu kısımda ilgili üye favorilerine eklediği herhangi bir ürünü görüntüleyebilir. Hemen ana sayfamızdan bir tane ürünü favori olarak ekleyelim. Favorilerimizi ekledik. Profilimize geri dönüyoruz. Favori ilanlarımı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi az önce favorilerine eklediği ürün bu sayfada görüntülenmektedir. İlanlarım. İlanlarım kısmında ise 4 ayrı tab bizi karşılıyor. Tüm ilanlarım, yayında olan ilanlarım, taslak ilanlarım ve onay bekliyor konumunda olan ilanlarım. Tüm ilanlarımı tıklıyoruz. Burada ilanın yayında olduğuna ait bilgilendirme etiketi, en sağda ise güncelle butonu ve ikonun içerisinde yayından kaldırma seçeneği, duplik satın alma seçeneği ve silme seçeneği olduğunu görebilirsiniz. Hemen menümüze dönelim. Mağazalarım menüsünü tıklıyorum. Mağazalarımı tıkladığımızda burada mağaza oluşturma butonu karşılıyor bizi. Eğer ilgili kişinin mağazaları varsa bu kısımda görüntüleyebilirsiniz. Mağaza ile ilgili detayların ayarların yapılabileceği kısım ise en sağda bulunmaktadır. Mağazayı görüntüle, mağaza paketi satın al, mağaza ayarları, satış danışmanı ekle gibi seçeneklerin buradan ayarlandığını görebilirsiniz. Mağazaya girdiğiniz zaman ise mağaza ile alakalı bir menü, farklı bir menü bizi karşılamaktadır. Hemen geri gelelim. Siparişlerim kısmında ise üye vermiş olduğu siparişleri görüntüleyebilir. Detayları görmek istiyorsa detay butonuna tıklayarak detayları görebilir. Geç satışlarım kısmında ise ilgili üye geç satışı yaptıysa bu kısımda listelenmektedir. Bu üyelik paneli sadece üyelerin ve mağaza sahiplerinin görebileceği bir kısımdır. Aynı zamanda sistem yöneticisi de bu kısmı görüntüleyebilir.